İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle tığ işi yelek modeli yapımını paylaşacağım. Modelimiz şöyle yakından göstereyim. Fıstık ve zincir trabzanla ortaya çıkan çok şık, çok güzel bir model. Modelimizi şöyle alt kısımdan başlıyoruz. Zincir çekerek yapacağımız yeleğin boyutuna göre zincirimizi çekerek başlıyoruz. Daha sonra her zincirin üzerine bir tane ikili trabzan yaparak şöyle şu taban kısmını ayarlıyoruz. Daha sonra da kenarlar, başlangıç ve bitişte, genelde bütün yelek modellerimde yapıyorum, başlangıç ve bitişte mutlaka trabzanla devam ediyoruz. Daha sonra da ilk hemen trabzandan sonra fıstık modelimizi uyguluyoruz. Modelimiz zaten iki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Bir sıra fıstık, bir sırada trabzan yaparak bu güzel modelimiz ortaya çıkıyor. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bunun için yapacağımız modelin uzunluğuna göre zincir çekelim ve her zincirin üzerine birer tane trabzan yaparak ilk sıramızı bitirelim. İkinci modeli de birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle her zincirin üzerine bir defa ikili trabzan yaparak sıra sonuma geldim. Şimdi çevirdim. 2 3 zincir çektim, başını doladım, hemen yanındaki trabzana bir trabzan yaptım, yanına bir tane daha, yanına bir tane daha, 4 tane yan yana trabzan yaptık. 1 2 3 zincir çektim, 1 2 3 4. trabzanın başına sabitledim. Şöyle 5 zincir çekelim buraya. 4. trabzanın başına battık. 1 2 3 4 5 zincir çektim, başını doladım. 1 2 3 4. trabzanın başına batıyorum. 1 2 3. Üçlü fıstık yaptım. Fıstığımı kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4. trabzanın başına sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim, başını doladım. 1 2 3 4 1 2 3 4. trabzanın başına bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı üçlü olarak yaptım. Fıstığımı kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4. trabzanın başına sık iğne ile sabitledim. 5 zincir çektim, başını doladım. 1 2 3 4. trabzanın başına bir tane daha fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım. 5 zincir çektim. 1 2 3 4. trabzanın başına bir tane sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar, görüntü bu şekilde. Evet, 5 zincir çektim. Başını doluyorum. 1 2 3 4. trabzanımın başına bir tane daha üçlü fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4. trabzanımın başına sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar, başlangıçta ve sonunda aynı olması için bakın, burada kenar trabzanımı yaptım. Hemen sık iğne ile sabitledim. Burada da şimdi yine bakın sık iğne yaptım. Şimdi hemen kenar trabzanıma geçeceğim. Eğer fıstık yaparsam çektiğim zincir yeterli gelmeyecek. Siz başlarken zincirinizi o şekilde ayarlayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 zincir çektim, başını doladım. 1 2 3 4. trabzanımın başına 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. Bunu fazlalık, bakın bu şekilde, başlangıçta ve sonunda aynı şekilde olacak. 1 2 3 4 zincir çektim, döndüm. Yine yan yana 4 tane trabzanımı aynı şekilde yapıyorum.
1, 2, 3, 4, 5, şöyle ölçelim. 7 zincir çektim. Başını doladım. Fıstık başına hemen batıyorum. Bir tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Başını doladım. Fıstık başına bir trabzan yaptım. 2 zincir, tekrar aynı yere bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Başını doladım. Tekrar diğer fıstık başına geçtim. Buraya bir trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere bir trabzan daha. 7 zincir, diğer fıstık başına bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, tekrar aynı yere bir trabzan daha. 7 zincir, diğer fıstık başına geçiyorum. Trabzan yapıyorum. 2 zinciri çektim. Tekrar aynı yere bir trabzan daha. 7 zincir çektim. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Başını doladım. Diğer yandaki trabzanıma geçiyorum. Yine yan yana 4 tane trabzanımı yapıyorum. Kenar trabzanlarımız sabit olacak. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu ortada duran zincirin ortasına şöyle gelişigüzel sık iğneyle sabitledim. 4 zincir çektim. Başını doladım. Ortada duran V'nin şu boşluğa batıyorum. Buraya bir tane üçlü fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir daha yapacağım. Fıstığımı kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine ortada duran zincirimi sık iğnele sabitledim. 4 zincir, diğer boşluğa bakın, ortada duran boşluğa bir tane fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. 4 zincir, diğer zincir kısmına sabitledim. 4 zincir, diğer boşluğa bir tane fıstık. Kapattım. 4 zincir çektim. Hemen zincirin ortasına sabitledim. 4 zincir. Diğer boşluğa kapattım. 4 zincir çektim. Yine zincire sabitledim. 4 zincir. Diğer boşluğa bir fıstık. Fıstığımı kapatıyorum. 4 zincir çektim. Bakın bu ortadaki zincirin ortasına sabitledim. 4 zincir çektim. Kenar trabzanlarıma geldim. Kenar trabzanlarımı aynı şekilde devam ediyorum. 4 zincir çektim. Bakın arkadaşlar bu şekilde modelimiz. İki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. 1, 2, 3, 4 zincir çektim, döndüm. Tekrar kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çektim. Başını doladım. Diğer hemen bakın. Buradaki zincire hiç bir şey yapmadan hemen fıstık başına batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Fıstık başına bir trabzan daha.
2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Başını doladım. Hemen diğer sıradaki fıstığa geçiyorum. Bir tane trabzan. 2 zincir. Aynı yere bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Diğer fıstık başına geçtim. Bir trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı fıstık başına bir trabzan daha. 7 zincir. Sıradaki fıstığın başına bir trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere bir trabzan daha. Bu şekilde V'lerimizi yapıyoruz. Bu sırada sadece fıstık başlarına trabzan yapıyoruz. Arada da 7 tane zincir çekip bu sırayı bitiriyoruz. Yine kenar trabzanıma geldim. Dört zincir yine çevirdim. Kenar trabzanımı yine aynı şekilde yaptım. Şimdi dört zincir çektim. Ortadaki zincire yine sabitledim. Dört zincir. Ortada duran V'nin içine batıyorum ve buraya üçlü fıstık yapıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar zincirin ortasına battım. Yine 4 zincir. Bu sefer V'nin içine bir fıstık yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bir, iki, üç, dört zincir. Yine zincirin olduğu kısma battım. Dört zincir. Şimdi fıstığımı yapıyorum. Bu sırada fıstıklarımı yapıyorum. Ortadaki zincirlere batıyorum. Dört zincir. Zincirin ortasına sabitledim. Dört zincir. Sıradaki V'nin içine bir tane üçlü fıstık yaptım. 4 zincir, sıradaki zincire 4 zincir, sıradaki V'nin içine bir tane fıstık. 1 2 3 4 zincir. Yine kenar trabzanımıza bir tane trabzan yapıyoruz. Dört zincir çektim. Bakın çevirdim. Bir sıra trabzan, bir sıra V şeklinde yaparak devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Modelimizi istediğimiz boyuta gelene kadar bu şekilde arkadaşlar devam edebilirsiniz. Şöyle fazlalık yerinde dediğim gibi zincirinizi yapacağınız yelek boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde kendini tekrarlıyor. Şimdi yine üste geçtiğimiz zaman V'leri yapacağız. Daha sonra da üst sırada da fıstıklarımızı yaparak modelimizi tekrarlıyoruz. Yelek modelimiz bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.